90'lı yıllarda yaygın olarak kullanılan endirekt enjeksiyon sistemi, günümüzde son teknoloji olarak kullanılan doğrudan enjeksiyon sistemindeki gibi yakıtı doğrudan yanma odasında bulunan pistonun yanma hücresine püskürtmez. Bunun yerine silindir kapağına yerleştirilmiş olan ön oda, diğer adıyla girdap odasına püskürtür. İlk patlama da bu odada gerçekleşmektedir. Bu işlem yapılırken enjektör yakıtı ilk önce silindir kapağındaki girdap odasına püskürtür. Adından da anlaşılacağı gibi yakıt bu odada bir girdap etkisi oluşturur. Motorun ilk çalıştırma anında belli ısı değerlerinde yakıtın girdap haznesinde tutuşabilmesi için yanmayı kolaylaştırmak amacıyla bir ısıtma bujisi kullanılır. Isıtma sayesinde ilk patlama gerçekleşir ve ardından yakıtın kalan kısmı ön yanma odasından ana yanma odasına ulaşır. Endirekt enjeksiyon sistemine göre doğrudan enjeksiyon sisteminde silindir kapağında bir ön hazne bulunmaz. Yakıt doğrudan piston üzerindeki yanma odasına püskürtülür. Bu yapı sayesinde doğrudan enjeksiyonlu motorlarda hava sıcaklığı eksi derecelere düşmedikten sonra ısıtma bujisi olmadan bile motorun çalışması mümkün olabilir. Halk dilinde bu teknolojiye yarım dizel denmesinin tek nedeni yakıtın doğrudan yanma odasında değil, ön yanma odasına püskürtülmesinden kaynaklanmaktadır. Her iki sistemdeki piston tasarımı da birbirinden oldukça farklıdır. Alman üreticileri bu sistemi 2003 yılına kadar kullansa da Kia ve Hyundai gibi markalar bu sistemi 2010 yılına kadar kullanmayı tercih etti. Peki neden doğrudan enjeksiyon sistemi kullanılırken hala bu eski sistem kullanılmaya devam etti? Bu sisteme sahip bir motorda kullanılan enjektör tasarımı çok basittir. Yeni nesil motorlarda daha fazla noktadan püskürtme yapan enjektör memeleri çok hassas bir yapıya sahip olup üretim olarak da çok maliyetlidir. Daha fazla püskürtme basıncı daha fazla maliyet anlamına gelmektedir. Doğrudan enjeksiyon sistemi ilk olarak Audi'de kullanıldı. Bu sistemi Türkiye'de 1990 yılında Ford'un ticari aracı Transit'te tanımıştık. Oldukça gürültülü motora sahip olan Ford Transit motorlarını hatırlamayan yoktur. Geçmişte doğrudan enjeksiyon sisteminden uzak kalınmasının en büyük nedeni de buydu. Artan motor sesi ve de pahalı enjeksiyon sistemi. Her iki sistemdeki enjektörler karşılaştırıldığında endirekt enjeksiyon sisteminde kullanılan enjektörün daha küçük ve enjektör iğnesinin çıkıntısının düz olduğunu, doğrudan enjeksiyon sisteminin ise kalem şeklinde olduğunu görebilirsiniz. Doğrudan enjeksiyon sistemine sahip enjektörler 250 bar gibi bir basınçla püskürtme yapmaktadır. Ama daha sonra Common Rail sistemi eklenince bu püskürtme basınç değerleri daha da bir artış gösterdi. Daha eski teknoloji olan endirekt enjeksiyonlu motorlarda genellikle 130 ila 160 bar aralığında bir basınçla püskürtme yapılır. Bu sisteme sahip motorlar doğrudan enjeksiyon sistemi gibi kötü yakıtın vereceği zararlardan fazla etkilenmez. Ayrıca biyodizel yakıtla da kolayca çalışabilir. Bu sistemin sevmediği tek şey hararettir. Yani motorun aşırı ısınması. Yanma hücresi silindir kapağında olduğu için aşırı ısıda silindir kapağı çatlayabilir. Her ne kadar dezavantajları olsa da bu motorlarla 1 milyon kilometreye ulaşan kişilerin olduğunu söylesek yalan olmaz. Bu video buraya kadardı. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip paylaşıp kanala abone olabilirsiniz. Bir başka mekanik bilgide görüşmek üzere. Hoşça kalın.